Şok Marketler Türkiye raporunu sunar. Şok Marketler'in sunduğu Türkiye raporuna hoş geldiniz arkadaşlar. Çeyrek finalde turnuvaya veda ettik ama çok gurur dolu, çok mutlu anların yaşandığı bir turnuvayı geride bıraktık. Önümüze gururla baktığımız bir turnuva. Çok kısa bir hatırlatmayla Serdar Ali Çeliklerle sohbetimize başlayacağız. Euro 2024 boyunca zahmetsizce yerinizden kalkmanıza gerek kalmadan alabileceğiniz bütün ürünler cepte şok uygulamasında arkadaşlar. Atıştırmalıktan serinletici içeceklere, turnuva eşlik edecek çeşit çeşit ürünler şok market fiyatına ücretsiz teslimatla adresinize gelsin. Sana da sadece turnuvanın keyfini çıkarmak kalsın. Hemen cepte şok indir turnuva heyecanını doruklarda yaşadıyoruz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Serdar abi nasıl geçti bu turnuvayı nasıl hatırlayacaksın? Şimdi gerek sosyal medyada, gerek tanıdığım arkadaşlarda, gerek işte Twitter'da, gerekse genel kanı olarak konvansiyonel medyada herkes takımı tebrik ediyor. Montella'ya sallayan var, büyük ekşi sallayan var. Montella ve büyük ekşinin yanına servet yardımcı ekleyen var. Efendim Montella büyük ekşi servet yardımcı derken spor bakanını ekleyen var filan. Yani başka kendi meşrebine göre, kendi tuttuğu takıma göre, kendi kafasına göre, kendi siyasi görüşüne göre birilerini ekleyenler var ama herkes futbolcuları ve takımı tebrik ettiğine göre, canınız sağ olsun dediğine göre, bize çok büyük mutluluklar yaşattınız dediğine göre bunlar bizi iyi temsil etmişler. En çok karşılaştığım ve en çok sevdiğim cümlelerden biri şuydu. Çok uzun zaman sonra bizim çocukları Gerçekten bizim çocuklar diyebileceğimiz bir takım izlettirdiniz. Sağ olun. Bir diğer beğendiğim şey şuydu. Birlikte sevinmeyi, birlikte üzülmeyi, birlikte heyecanlanmayı, birlikte mücadele etmeyi özlemişiz. Sağ olun, var olun. E şimdi çocukları hakkımıza helal ediyoruz. Montella'yı eleştiren olur, eleştirmeyen olur. Bunu hemen gönderin diyen olur. Ben o konuda da orada da o kadar radikal değilim. Ee, arkasında lobisi yok. Hiçbir büyük takımda forma giymemiş hiçbir büyük takımın arkasında desteği olmayan, e, onu yemeye çalışan çok fazla arkadan kuyusunu kazan Türk teknik direktörler var. Arkadan, arkadan bagaj taşıyan bir sürü yorumcu var. Buna rağmen ben Montella'nın da başarılı bir iş çıkardığını düşünüyorum. Daha iyisi olamaz mıydı? Özellikle bu son maçta olurdu. Son maçta ona kızdım. E, daha erken alabilirdi hem Cenk'i hem Sevi'yi. Ee, i̇kisini de bir, yani 5-6 dakika önce alsan ne kaybedersin yani? Sonuçta kanat ortalarıyla bayağı da pozisyona girdik ama kısmette de değilmiş. Gerçekten işte vuruyorsun, kaleci çıkartıyor. Boş kaleye attım diyorsun. O senin sol bek. solbek sol bek çıkartıyor. Tamam be. Ondan sonra orada da artık biraz şans da yardımcı olacak. Kuman dün gece çok güzel. Biz de yayında verdik. Şans olmazsa hiçbir şey kazanamazsınız diye. Şans da onların yanındaydı. Bizde biraz nasip de yoktu. Ee, nasıl ki Avusturya'da yanı maçında şans bizden yanaydı. Ee, bu maçta da iyi oynadık. İyi oynadığımızdan rağmen kaybettik ama canları sağ olsun. Bundan sonraki hedefimizin bir sonraki yarı şeyde, 4 yıl sonra İngiltere'de ki Avrupa Şampiyonası'da yarı final olması lazım. Artık onu hedeflememiz lazım. Ben kendilerini bizi adam gibi temsil ettikleri için, insan gibi de düzgün temsil ettikleri için, bizi ee, mahcup etmedikleri için, bizi saçmalıklarla uğraştırmadıkları için, kamuoyunu başka başka işlerle meşgul etmedikleri için, Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Futbol tartışmasını ayrıca yaparız. Ama benim ilk yorumum budur. Şimdi maçtan sonra bir sıcak görüntü geldi yayıncı kuruluşları TRT'de ekrana. Maç sonunda e, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ha? Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı yanında, yanında Spor Bakanı Osman bak, e, Federasyon Aynen öyle Başkanı ya. Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu işte federasyonda uzun süre e, gördük. Eski bakanlardan Akif Çatay Kılıç. Geniş bir Hazirun diyelim. Soyun odasında oyuncuların yanına gittiler. Eğer oturup doğru konuşalım. Federasyon seçimlerinde de, işte milli takım hocasında da beyefendi de böyle istiyor, cumhurbaşkanı tabii böyle ki isteyip tabii. konuşulmuş bir tabii şeydi ki. bizim ülkede. Tabii ki öyle. Cumhurbaşkanının soyun odasında verdiği mesajları, beden dilini sen nasıl okudun abi? Sence neler olacak Şimdi bundan Şimdi beden sonra? dili başka bilgilerimizi veririm birazdan. Şimdi tamam. bir kere öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı çok şık bir hareket yaptı. Siz bizim gönlümüzü şampiyonusunuz. Bugün olmadı ama. Bundan sonra final diyor. oyuncuların bir kısmıyla konuşuyor. Hakan'la mesela. Merih'le mesela. Cenk'le mesela. Montella ile konuşurken diyor ki yani son dakikada 18'in içinde olanlarda öyle rastgele şeyler değil. Bir penaltı da verebilirdi diyor. Montella'ya özellikle sıcak bir davranışta bulunmuş. Tebrik etmiş. Teşekkür etti. Yani gördük, duyduk yani. Ee, o da dedi ki böyle bir ülkeyi temsil ettiğimiz için çok mutluyuz dedi. Bu takım ee, daha genç devam Bütün arkadaşları bütün arkadaşları tek tek bütün çalışanları tebrik etti. Çok derece pozitifti bir kere. Bunlar önemli şeyler. Ee, bu Cumhurbaşkanına yakışan bir hareket oldu. Futbolcularımız da bunu hak ettiler açıkçası. Yani bizim soyunma odamız falan bunu bunu hak etti yani. Öte yandan gelelim federasyon seçimlerine. Federasyon seçimlerinde yani ben Montell'in devam edilmesi yönünde bir görüş Montella gibi de devam etmeyeceksen, Montella'ya devam etmeyeceksen bu saatten sonra ondan daha büyük bir isim getirmen lazım. Hı hı. Yani şimdi Montellere ya gönderip ee, alelade bir yabancı getiremezsin. Yani büyük bir isim getirmen lazım. Mesela Dünya Avrupa şampiyonu olmuş bir hoca getirebilirsin. Daha önce buralardan geçmiş. Ne bileyim işte şu ismi çok büyük bir teknik direktör getirebilirsin. Misal ne bileyim Conte'yi getirdik. İşte atıyorum bir tane. Öyle bir o boyutta birini getirebilirsin falan. Yoksa e, Montellere devam etmenin man, futbolcularla da konuşulduktan sonra. Yani bizim bilmediğimiz bir şey yoksa eğer. Futbolcularla da konuşulduktan sonra e, Montellere devam etmeyi onların da isteyeceğini tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Ama yok. E, tamam abi onu da devri bitti diye düşünüyorsa. Yeni Gelecek Federasyon. Çünkü Yeni Gelecek Federasyon'un başkanı Mehmet Büyükekşi de olsa yönetimi büyük oranda değişecek. Geçelim o bölgeye. Yeni Federasyon Başkanı'nda arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de özellikle spor camiasında sürekli şu konuşulur. Yukarısı öyle istiyor. Reis böyle dedi. Beyefendi bu emrini. Evet. Aslında öyle bir şey yoktur. Bu iş şöyledir. Tek bir e, monoblok bir yapı yok yukarıda. Yani Ankara'da Beştepe Külliyesi'nde tek bir yapı yok Birbiriyle çatışan, çekişen, aynı parti mensubu da olsa bir takım güç grupları var. Bir takım ee, iş adamı grupları var. Bir takım lobi grupları var. Dolayısıyla A grubunun istediği bir şeye B grubu zinhar karşı çıkıyor. A grubu onur diyorsa onur olmasın da kim olursa olsun diyor mesela B grubu. Bundan ikisi de AK Partili, ikisi de külliyede etkili olduğunu düşünüyorlar. Bazen de etkili oluyorlar. İkisi de gelip etrafa beyefendi bunu dedi diyebiliyor. Anlatabildim mi? Hızlı hemen Mesela gidip ben diyelim ki göre. diyelim ki biz ikimiz şeyiz. Ee, bir konuda yarışacağız. Volen'in başkanlığı için yarışıyoruz. Ee, sen diyorsun ki ben olmak istiyorum. Senin arkana bir iş adamı geçiyor. Diyelim ki Tolga Kabataş senin yanında. Bizim Volen'in sahiplerinden Tolga Kabataş. Diyelim ki senin yanında. Ee, buradaki arkadaşlarımızın da işte Mehmet Ertaş, Cem falan... Diyelim onlar da önemli bürokratlar olsun. Onlar senin yanında. Kararı kim verecek? Kararı da volenin halkı verecek mesela. İzleyiciler verecek. Ben de diyorum ki ben de istiyorum. Benim arkamda da Sinan Aras, Aras var. Volenin öbür ortağı. İşte diğer birkaç editör arka Berk Göl var mesela. Ali Ece var falan. Şimdi biz ikimiz de gidiyoruz diyoruz ki voley izleyicilerine. Kararı verecek olan son merciye. Efendim biz istiyoruz. O da diyor ki bana diyor ki tamam sen ol diyor. Sana da diyor ki sana da diyor sen ol diyor. Fark etmez benim için diyor. Ben, sonra ikimizin arasındaki bu e, yarışmada biz gidip aşağıda bize oy verecek olan editör arkadaşlara diyoruz ki reis bizi işaret etti. De sen de diyoruz. Diyor, aslında bir, iş, bir işaret yok diyor ki tamam sen biliyorsun. Sen istiyorsan yapabileceğini düşünüyorsan gir diyor. Nasıl o gidip soramayacağını göre. Tabii. Sonunda şöyle bir şey oluyor. Ee, en son bu iş öyle bir boyuta geliyor ki bir yerde bir hakikaten bir karar vermek gerekiyor. O karar verme aşamasına gelene kadar iki tarafta kendi gücünü alttan kaynatıyor diyelim. Bunun içinde gerçekten böyle kelli felli iş adamları var yani. Mesela Mehmet Büyükekşi devam etsin diye Cemal Kalyoncu her türlü gücünü kullanıyor. Servet yardımcı gelsin diye de Cemil Kazancı her türlü gücünü kullanıyor. İşte bunlar da önemli iş adamları yani. Ankara'ya yakın kuvvetli adamlar. Anlatabildim mi? Bunların yanında başka bürokratik tipler de var. yani Çok meşhur böyle bilmem ne başkanı falan, bilmem ne müdürü, bilmem ne bakanı falan. Falanca kulüp başkanı falanca hmm. işte e, kulübün sahibi vesaire falan. Dolayısıyla çok doğal olarak kamplaşma oluyor. Nasıl padişah var bir tane, şehzadeler aslında onlar partiler yani o zamanın partisi de onlar. A şehzadesi, B şehzadesi kim ee, ileride Doğru. padişah olacaksa. Yeniçeri birine yakın. Filan. Bir, kim padişah olacaksa ileride onun yanındaki de işte ekibi de onun yardımcısı da Şahinci başısı da bilmem neci başısı da ileride bir şey olacak adam yani o da onu destekliyor şimdi. Dolayısıyla böyle bir durum var. Tamam. Bu şampiyona başlamadan evvel Servet Yardımcı Başkan olmuştu. Tamam. Şampiyona başlamadan evvel. Avusturya maçına kadar genel durum buydu. Avusturya maçından önce korsan diyeyim yani e, cami çıkışı ziyareti, hmm. cuma namazı çıkışı ziyaretinden sonra ve üstüne Avusturya galibiyeti büyük Ekşi'ye olan desteğin e, yükseldiği görülüyordu. Çünkü servet olmasın da Cemil Kazancı'nın adam olmasın da büyük ekşi devam etsin. Aslında bir üçüncü aday uzun süre arandı. Yani büyük ekşi de olmaz. Çok yıprandı şu bu. Üçüncü aday arandı. Bu üçüncü aday Mahmut Özgener'di. Mahmut Özgener bir şekilde işte tek aday olurum şu olurum bu olurum falan. E, o şeye giremedi yani. Aslında Mahmut Özgener'in güzel programları da vardı, planları da vardı mesela. Bir tanesini söyleyeyim. Eğer Mahmut Özgener başkan olsaydı MHK başkanı ya Kolina ya onun işaret edeceği biri olacaktı. Evet. Yabancı olacaktı yani. Kesin bilgi. Ama Göksel Bey mesela büyük ekşi lehine bir dönem çok çalıştı. Eee Galatasaray ve Trabzon'da belli gruplar büyük ekşi devamı lehine çok çalıştı. Büyük ekşi gitsin diye de işte çok çalışanlar var. İşte Beşiktaş var. Fenerbahçe var. Ka şey var. Kasıp var falan. Dolayısıyla elin en sonunda gelinen noktada ya acaba servet düşüyor, büyük ekşi yükseliyor mu? Ya da çift adaylı bir seçime doğru mu gidiyoruz? Ee, servet de popülaritesini ve hype'ını kaybetti. Bak takım da iyi gidiyor, büyük ekşi devam etsin. Çünkü büyük ekşi orada şöyle bir çıkış yaptı. Kendisini destekleyenlere. Kardeşim ben bir takımda başarılı mıyım? Başarılıyım. Tesisleşme de şurada burada bir sıkıntı yaşattım mı? Yaşatmadım. Öyle söylüyor. Nereden problem var? Hakem mevzusundan. Ben de hakemleri kulüpler birliğine bırakayım. Onlar seçsinler. Hakemlere yani hakem atama komitesi oluşturalım. İşte üç tanesi federasyondan iki tanesi kulüplerin atadığı bir grup oluşsun. Kulüpler bu işin içine girsinler. Ben de bütün kurullarımı değiştireyim. İşte diyorlar ki büyük ekşi destekleyenler yetmez. İşte kendi yüklerinden arınman lazım işte Yusuf Günaylar falan çok şey oldu. İpranda şu bu. Hani bir iki isim var bir tek Yusuf Bey yok. Yani bir iki isim var onları da falan değiştirelim. Bir yeni bir yönetim kurulu yapalım sen devam et. Şimdi böyle bir durum vardı. Ve fakat bu Merit Demiral cezasından sonra şöyle bir hava oluşturdular. Tamam servet bitti. Çünkü o engelleyemedi. Servet bittiği için de Büyük ekşi yeniden ekibini değiştirmiş Büyükekçi. Yani yenilenmiş Büyükekçi öne geçti filan deniyordu. O sırada bir aslında olmayan bir haber girildi. Şener Serzi'nin ben olsaydım sert yardımcı tepki gösterdiğini yani iddia, iddia, iddia edilen ve sadece Anadolu Ajansı'nda girilen bir haber yayınlanmıştı. Hatırlarsan ben olsaydım böyle bir ceza vermezdi. Servet orada hata yaptı filan gibisinden bir hiç de Şenes Ercik tarzı olmayan bir haber yayınlanmıştı. Ee, ve bu haber aksine bir etki yaptı. Sonra TFF, şimdiki TFF'ye yakın kaynaklar da Şenes Bey'in 7-8 kişilik bir ortamda uçakta söylüyor bu Şenes. haberi, bu Şenes ifadeleri Bey. kullandığını sonra da yalanladığını iddia ettiler. Şenes Bey bunu uçakta ve Mehmet Büyükekşi tekrar İstanbul'a geliyor. İstanbul'a gelirken uçakta ifade ettiğini söylüyorlar. Ama Şenes Bey diyor ki ben böyle bir şey söylemedim şöyle yapılmalıydı, böyle yapılmalıydı dedim. Ama kimseyi suçlamadı bunu diyor. Buna mukabil bu haber ters et geliyor ve bu haberi sebebiyle, bu haber nedeniyle Anadolu Ajansı'nın ilgili birim müdürü görevden alınıyor. Hı hı. Tabii. İlgili birim müdürü Anadolu Ajansı'nda bir görevden alma yaşandı. Bunu bilmez kimse. Bir görevden alma yaşanıyor. Çünkü bu sefer Servet Yardımcı ekibi bir karşı atak yapıyor kardeşim. Bakın Şenes'e böyle söylettiriyorlar. Aslında Şenes böyle bir şey söylemedi. Anadolu Ajansı burada korsan bir şey yapıyor. Falan falan diyorlar. Tamam. Dolayısıyla e, bu haber diyeyim. Anadolu Ajansı'nda Şenes Erzik ağzından verilen haber diyelim. Bir negatif etki yaratıyor. Pozitif etki yaratacakken bir negatif etki yaratıyor. E, dolayısıyla o hype yani şeyin Büyük ekşi lehine, yenilenmiş büyük ekşi lehine Seyredilen. yükselen hı hı. E, tansiyon diyeyim pozitif anlamda biraz tekrar negatife bırakıyor. Zaten bir iki gün içerisinde de işte bugün yarın Spor Bakanı ile birlikte e, kulüplere artık temasa geçilir. İşte bizim yeni dönemde başkan adayımız şu denir. Bu büyük ekşi olabilir. Yardımcı olabilir. Burada genellikle Rize Spor'a bakmak gerekir. Onlar ne diyorsa genellikle orasıdır yani atanan, en son söylenen kişi odur. Ee, oraya bir bakmak gerekir. Şok Marketler Türkiye raporunu sundu.